istatları gözlemlediler. Gençlere soracaksınız. Ama şimdi seçenekler çoğalıyor. Yani şu an sizin seçeneğiniz ne oluyor? Devlet, hizmet, siyaset. Bilmiyorum. Aşk, yok. O da yok, o da yok. Millet aşkı, millet. Millet aşkı. Evet. Olacak, ona göre bakalım. Nasılsınız, iyi misiniz? Mühendislerin onayından geçmiş gıdaları bunlar. Evet. Hepiniz gıda mühendisi öğrencisiniz. Var efendim. Evde hazırladınız. Nereye? Akşam yemeğinde yersiniz artık. Kolay gelsin. Olur mu? Vali Bey'in olduğu yerde yer artık Başkanım, çörek verecektim ama. Fotoğraf çıkarım milletteki. Geçerli. Şöyle hocam. Kısırlarımızdan da baksın. Kısırlarımızdan da baksın. Ya kardeş. Sayın bakanım, kriste çok yediniz maşallah. Merhaba arkadaşlar. İyi misiniz? Evet. Ama bu kadar kötü fıstığa yurt olur mu? Olmaz. Gene de hayırlı olsun de Sayın Bakan. Yok öyle bizde ayaküstü laf yok. Yok kiralama istiyor. Alama. Ama biz öğrenciler sefil olduk hep yurtta. Biz burada kaybolduk. Hocam biz burada kaybolduk. Boylar kaybolduk. Sayın Bakan yerine gel. Onu hayal etsem merak etme. Ayaküstü olmuyor işte. Onu ben takip ederim. Ayaküstü olunca eski sistem oluyor bizim. Yok. Eski sistemler efendim burada bir göz bakmak. Kolay gelsin arkadaşlar. Hepinize başarılar. Yine bekleriz. Yediremediniz siz de. Gördün yedik şu an. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ondan sonra. Yapılıyor. Çadır altları çok sıcak. Kolay gelsin.
Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Sabah gelsin. Nasıl öğrendiniz mi işi? Şu an benim talebelerim bunlar. Öyle mi? Evet. Senin öğrenciler mi? Öğretim görevi sağ olun Sayın Bakan. Eyvallah. Tebrik ediyoruz gençler. Teşekkür ederim. Hocanızı göndermişsiniz milletvekili olarak Ankara'ya. Gönderdik. Sağ olsun gençlerimizle gurur duyuyoruz Sayın Bakan. Eyvallah. Allah razı olsun hocam, biz de sizden gurur duyuyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Sağ olun bakanım. Buyurun ben de sizi sevgiyi takip edebiliriz. Şimdi serginiz var sizin. Bunlar kalsın bir süre burada. Kolay gelsin. Sağ olun. Hocam siz de bugün başlamadı mı? Evet. Bugün başladı evet. Kolay gelsin. Sayın Ebru hocam. Biraz yanmamız lazım. Ben olarak bir resim alabilirim. İsterseniz evi alabilirim. Olur. Ebrucular gelin, gelin toplanın. Ebru var da Ebrucu kızlar var. İçin bakalım. Ebru yapanlar atıyor. Ebrucular var. Çok aldın sürdü. Evet, Fenerbahçe'de yazabilirsiniz. Onu yapamam, tarafsızlığım gerekiyor. Gençli Spor Bakanı tarafsız, şu anda taraftarları belirliyor. Taraftarları taraf. Çok güzel bir şey oluyor. Ya hakikaten ya, ben de sanırım. Biraz da şu mavilerin yanına kırmızı atalım. Orada hesabı. Trabzonlular da sevindirelim. Trabzonlular da sevinsin. O ne renk? Lacivert kırmızı Mercedes banyoda oldu sayış. Onu da bana bir şey olmasın. Öyle derler ya, sana bir şey olmasın. Bana bir şey olmasın. Dur bakayım şimdi. Şu atalım, biraz oraya atalım. Sayın Bakan, bu sanat eser oluyor. Abi bu buradaki en nadide eser olacak, evet. Çünkü ben daha yapmayacağım yani. Sayın Başkanım, en nadir. Kırmızılar olmasaydı. Mustafa Yeritaş Bey, AK Parti Grup Başkan Vekili biliyorsunuz. Nerede bizim iğne olacak bir tane? Kağıdımız var. İncelikle. Lale olacak. He? Lale olacak. Peki lale olacak gibi durmuyor ama. Dur bakayım, şunu açarsak şundan bir lale çıkabilir. Ne çektin abi? Biraz yamuk bir hal oldu. Oh, süper oldu. Şunlara bir şöyle darbe, bir şey yapalım. Elektrikleri bolsa gerek hocam. Öyle değil mi? İlk yapmadım diyorsun da benzemiyor. Bak ya, çocuklar hepinizin yaptığından daha iyi oldu. Dur, dur, dur usta, dur. Ustam dur, kendimizi bulduk. Kırkından sonra yeteneğimizi keşfettik, dur. Tamam fotoğrafçı. Foto fazla dibine giriyorsa seni de boyayacağım bak. Gözünün yaşına bakma. Bu açık mı abi? Evet. Biraz. Renk olsun. Mustafa abi. Boyamadan bir gitsek şuradan mı? Sayın Bakan, süper bir şey oluyor. Hemen kuruyor mu bu? Hemen. Nerede çekilecek? Yani hemen alabiliyor muyuz? Yapılmışlardan alırsınız isterseniz. Yo, hayır, bu önemli. Bir buçuk saat falan. Bu bizim kulübemiz adına ayrıca. İyi, iyi, gölge olsun. Tamam, altına da imzasını kim atacak? Biriniz benim imza atın. Kargoyla gönderin, nerede imzasa böyle. Hayır, kulübünüze koyun. Bakan Suat Kılıç'ın eseridir diye de altına bir şöyle bir imza atın yalnız. Sayın Bakan, bir imza atsın gençler sizin şeyinize. Hayır, hayır. Tamam. İmza atın. Ne olacak? O kalacak, kulüpte kalacak. Tükenmez kalemi alırsak yansıma yapıyor. Hocam boş kalemi imza atma. Boş kalemi imza atma. Bırakayım mı suya değdi? Evet. Dışarıda bırakayım mı? Evet.
Sen çıkar istersen, biraz elin alırsın. Ben gelmişim burada, doğru. Seyfut'a mı kalıyorsun? Aynen. Hatta ben soru sormuşum sen. Sağ ol Seyfut abi. Bir tane mikrofon var oralarda bir yerde. O mikrofonu bulalım da şöyle gelin. Evet. Trabzonluları sevindirmek için yaptınız ama. Hayatımda gördüğüm en şahane Ebru. Harika bir şey. Görüşürüz efendim. Sağ olasın. Sayın bakanım. Hep beraber. Çekindik mi? Ben gelsin arkadaşlar demiştim. Dışarıda alalım mı sayın bakanım? Oraya çıkalım. O arada üniversite rektörümüz bizi sizlerle buluşmaya davet etti. Sonra 4 tane genç arkadaşımız, 3 kız bir erkek, onlar nerede bilmiyorum, muhtemelen yetişemediler. Burada mısınız? Tören alanından bizi buraya davet ettiler. Onlara da onların davetini kabul etmiş görüntüsü verdik. Aslında zaten gelecektik, yani şu an hava atıyorsalar inanmayın. Bakanım, 7.30'da da bizim tiyatro oyunumuz var, biz de sizi oraya davet ediyoruz. Siz davet etmeseydiniz de gelecektim, itiraf ettim. Ama olsun, edeni cesaretinizden dolayı sizi tutuyorum. Davetiniz ayrıca çok anlamlıydı. Sevgili gençler, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ni Osmaniye milletvekillerimiz Suat Bey, Mehmet Kassal Bey ile birlikte, Osmaniye Valimiz, rektörümüzle birlikte ziyaret ediyoruz. Doğrusu büyük bir keyif aldım sizlerle birlikte olmaktan dolayı. Çadırların, standların bir bölümünü gezdik. Takdir edersiniz ki tamamını gezebilmemiz mümkün değil. Ama şunu söylemeliyim. Osmaniye'de bugün 2000 kişilik bir spor salonu temel atma töreni gerçekleştirdik. Bir tane 2007 yılında yapımına başlanan olimpik yüzme havuzu var. Onu en kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Bir tanesi Osmaniye'de, bir tanesi Kadirli'de olmak üzere iki tane gençlik merkezi inşaatına başlayacağız. Bir tane atletizm pisti ve bir tane de çim hokeyi sahasının inşaatına inşallah başlayacağız. Ve yine bir tane de Kadirli'de 400 kişilik bir yüksek öğrenim öğrenci yurdunun inşaatına inşallah başlayacağız. Gözünüzde bir ışık var. Sesim rahat anlaşılıyor mu? Yankı var biraz. Rahat geliyor mu sesim? Geliyor. İyi mi? Sesim iyi mi? İyi, tamam o zaman. Gözünüzde bir ışık var sevgili gençler. Bu ışık Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak olan yol ışığımız. Gözlerinizde gördüğüm ışık Türkiye'nin geleceğine yol gösterecek olan çoban yıldızıdır. Osmaniye'de Korkut Ata Üniversitesi'ni kuran iktidar bizim iktidarımız. Allah devletimize seval vermesin. Türkiye'nin her ilindeki üniversitelerimizi kuvvetlendirmeye gayret ediyoruz. Gençlerimiz daha iyi eğitim alsın, geleceğe daha iyi hazırlansın, iş imkanları da artırsın diye gayret gösteriyoruz. Gittiğimiz her yerde gençlerimize Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını götürüyoruz. İstiyoruz ki sevgili gençler, hedefiniz olsun, önünüzde bir hedef olsun, bunu arzu ediyoruz. Biz bugün Türkiye'yi neredeyse borçsuz yönetiyoruz. 17.500 kilometre duble yol yaptık Türkiye'de. Çok değişik illerden geldiniz, Osmaniye'de toplandınız. Her yerde hastaneler, her yerde adalet sarayları, her yerde yeni okullar, her yerde toplu konut ve kentsel dönüşüm projelerini görüyorsunuz. Ama istiyoruz ki Türkiye'yi biz iyi yönetiyoruz, bunları yaptık. Sağlık, eğitim, ders kitapları, röntgen, tomografi, ilaç, bugün bu ülkede hepsi bedava. Rektörünüz burada. İstiyoruz ki başta rektörümüz olmak üzere bütün hocalarınızın gayretleriyle sizler bizden daha iyi eğitimler alın. Mahkeme kadıya mülk değil. Bakan bir gün görevini size bırakacak. Vali bir gün görevini size bırakacak. Milletvekilleri bir gün görevlerini size bırakacaklar. Belediye başkanları, rektörler, hocalar, bir gün görevlerin hepsi size kalacak. Siz iyi yetişmiş olursanız Türkiye'yi
bizim getirdiğimiz yerden de daha iyi bir yere götüreceksiniz. Yok eğer siz iyi olmazsanız yandı gülüp keten elba. Böyle bir ihtimali düşünmek bile istemiyoruz. O nedenle sevgili gençler, bir abiniz olarak bırakın bakanlığı bir kenara, bu rütbelerin hepsi bir gün anlamını kaybedecek. Bir abiniz olarak sizden özellikle iki şeyi rica ediyorum. Bir, hayatınızda boş zaman kavramına yer bırakmayın. İnsanın hayatında boş zaman olmaz. İnsandan başka canlıların boş zamanı olabilir. Karnını doyurduğunda, uykusunu uyuduğunda kalan zaman boş başka canlılar için. Ama insan için boş zaman yoktur. Boş vakitlerinizde ne yaparsınız? Kitap okurum diyor. Kitap okunan zaman boş zaman değil. Spor yaparım diyor. Spor yapılan zaman boş zaman değil. Yürüyüş yaparım diyor. Boş zaman değil ki yürüyüş yaptığın zaman. Bunlar zaten zamanı anlamlı kılan şeyler. Sevgili gençler, çok okuyun. Bugün maalesef üniversite gençleri 20-25 sene önce bizim ortaokulda, lisede okuduğumuz kitapları bile okumuyorsunuz. Maalesef üzülerek söylüyorum. Bunu söylediğim zaman da gençlikte biraz protestocu bir kimlik var ya, genç olmaktan kaynaklanan, hani genç kızlar, delikanlılar, kanımız kaynıyor. Hemen bakana laf söyleyeceğiz ya, ya sayın bakanım kitaplar çok pahalı, alamıyoruz. Arkadaşlar neye para buluyoruz da kitaba bulamıyoruz? Bir düşünün. 3 kutu, 4 kutu kola parasına bir kitap. Çok özür dilerim, 1 paket sigara parasına bir kitap. Doğru mu? Nereye para buluyoruz da kitaba bulamıyoruz? Senede 3 tane kitap alsak, 100 arkadaş bir kitap kulübü oluştursak 300 kitap eder. Oku oku bitmez. Bu söylediğimi biliyorum. Pek çoğunuzda kalıcı bir iz bırakmayacak. Ama bugün kendi genel kültürünüzü tamamlamazsanız, kelime hazinenizi kuvvetlendirmezseniz, önce kendi ana dilinize çok hakim olmazsanız, bunun bedelini mezun olduktan sonra ödeyeceksiniz. Üzülerek söylüyorum. Üzülerek söylüyorum. Bir insan ana dilini 300-500 kelimeyle konuşmaz. Bir insan ana dilinin kelimeleriyle adeta dans eder, dans. Bir insanın ana dilinde bilmediği kelime olmaz. Şu kelime nerede kullanılıyordu dediğin anda iş bitti zaten. Ben edebiyatçı değilim. Ben sözelci değilim. Ben fenciyim. Bilmesem de olur. Olmaz. Bilmesen olmaz. Bileceksin. Bir bu. Oku, oku, oku. Okumazsanız düşünemezsiniz, düşünemezsiniz. Fikir üretemezsiniz, fikir üretemezsiniz. Kendinizi ispat edemezsiniz. Kendinizi ispat edemezseniz hayat sahnesinde yer bulamazsınız. İkinci tavsiyem. Hiç olmazsa bir yabancı dili ana diliniz gibi öğrenin. İngilizce ise İngilizce. Almanca ise Almanca. Arapça ise Arapça. Ben bilmem. Ama en az bir yabancı dili ana diliniz gibi öğrenmeniz lazım. Bu olursa ne olur? Çok fizik mühendisi var. Çok fen edebiyat kimya bölümü mensubu var. Çok edebiyatçı var. Çok işletmeci var. Uluslararası ilişkilerden mezun olan çok gencimiz var. İş sürecine girdiğiniz zaman kim ana dili gibi bir yabancı dili konuşabiliyorsa ötekilerin fersah fersah önüne geçecek. Mezun olduktan sonra öğrenirim. Boş düşünce. Mezun olduktan sonra öğrenemezsiniz. Çok zamanınız kalmayacak. Şu okul yıllarındaki değerlendiremediğiniz kayıp saatleriniz, kayıp günleriniz, kayıp dakikalarınız var ya, onlara çok ihtiyacımız var. Sevgili gençler, diyebilirsiniz ki Tayyip Erdoğan hükümetinin gençlik ve spor bakanı okuyacağımız kitaptan öğreneceğimiz yabancı dile kadar karışıyor. Sana ne diyebilirsiniz? Ama sana ne demeyin. Ne olur sana ne demeyin. Çünkü bu ülkenin, bu devletin, bu milletin, bu hükümetin, Başbakan Erdoğan'ın da en önemli zenginlik kaynağı sizsiniz. Türk genç
gerçeğidir. Buna inan. Bu ülkenin gerçeğidir. Diyarbakır'dan Edirne'ye, Osmaniye'den Trabzon'a, Samsun'dan Adana'ya, hani birilerinin petrolü var, kiminin doğalgazı var, kiminin çok büyük altın madenleri var, Türk milletinin neyi var? Genç nüfus potansiyeli var. İyi yetiştirirsek en büyük zenginliğimiz. Yetiştiremezsek en büyük kaybımız. Allah korusun. Sizleri bir arada gördüğümüz için mutluyuz, bahtiyarız. Tekrar valimize teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekilimiz Mustafa Elitaş Beyefendi de bizimle beraber. Ona da misafir milletvekilimiz olarak, başkanımız olarak teşekkür ediyorum. Osmaniye milletvekillerimiz Suat Bey hocamızı zaten, Suat Önal, Durdu Mehmet Kassal. Nerede? Yoklama kaçağı. Gölgeye gitmiş. Kassal milletvekilimiz de orada. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama her şeyden evvel üniversitedeki buluşmamızı gerçekleştiren çok değerli rektörümüze sizler adına teşekkür ediyorum. Rektörümüzün gerçekten üniversiteyi büyütmek, sizlerin sosyal imkanlarını artırmak yönünde özel çabaları var. Sevgili gençler, gözümüzün nurusunuz, buna inanın. Türkiye'nin geleceğisiniz, buna inanın. Söylediklerim bir kulağınızdan girip öbür kulağınızdan gitmesin. Okuma seferberliği, yabancı dil seferberliği, memleket meselelerine ilgi gösterme seferberliği, sizleri buna davet ediyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Sizleri yetiştirip bugünlere ulaştıran anne babaların da ellerinden öpüyorum. Onlara da saygılarımı, sevgilerimi iletmenizi istiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Kolay gelsin arkadaşlar. Pardon. Nereye geçiyoruz? Bunlar okumuş sinekler çocuklar. Okumuşu daha değişik oluyor. Sayın Vekil. Fark etmez ya. Buyurun. Memleketin çileği de bir güzel ya. Pardon, Sayın Rektörüm olarak. Şöyle... Biraz daha gölgeye mi çekeyim? Evet efendim, çok. Biraz daha gölgeye çekeyim. Gölgede pek çıkmıyorum. Tamam. Sayın Bakan. Thank you.
Çok teşekkür ederim sayın. Yani Osmaniye'de Kayserileri var. Olmaz mı ya? Olmadığı yer mi var abi?